Öncelikle izleyen herkese merhaba. Ben Esma Karademir. Şu an Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Geçen yıl 2020 YKS sınavına girdim ve biz de sizler gibi Mart ayından itibaren online eğitimle devam ederek sınav sürecini tamamladık. Bu videoyu da Çağla hocamın ricasıyla bu sene sınava girecek olan öğrencilere hem motivasyon olabilmesi amacıyla hem de akıllarına takılan bazı sorular varsa bunları cevaplamak için çekiyorum. Umarım yardımcı olabilirim. İlk olarak 12. sınıfın bu döneminde neler yapıyordun? Aslında en başa dönecek olursak ben 9 ve 10. sınıfta çok fazla ders çalışan bir öğrenci değildim. Daha sonra 11. sınıfa geçtik ve alan tercihi yaptık. Eşit ağırlık seçtim hukuk fakültesini istediğim için. Ve bu eşit ağırlıkta beni en fazla öne atacak dersin matematik olduğunun bilincindeydim. O yüzden 11. sınıf matematiğini olabildiğince sağlam tutmaya çalıştım diyebilirim. Daha sonra 12'ye geldiğimizde ben TYT'de ciddi anlamda konu eksiklerim olduğunu biliyordum. Bu yüzden en başından itibaren yani TYT ve AYT'yi birlikte götürmeye çalıştım. Denemelere düzenli bir şekilde girdim. Yani ne kadar hani bazen kötü geçeceğini hissetsem de yine de kaçmadım. Çünkü bunlar adı üstünde deneme, gerçek sınav değil. O yüzden hani denemelerde yanlış yapmaktan, kötü gelmesinden korkmayın. Hatta bazen yaptığınız yanlışlar kesinlikle çok daha akılda kalıcı olabiliyor yani. Bir sonraki bazen hani denemede veya bir yerde karşınıza çıktığında o soru, o yaptığınız yanlışı hatırlayıp direkt cevaplayabiliyorsunuz. Ya 12. sınıfın bu dönemleri Aralık ayı gibi aslında çok yoğun bir çalışma tempom yoktu dediğim gibi. Yani günde 150 soru ya da 200 soru ya çözüyordum ya çözmüyordum. Yani o civardaydı. Zaten özellikle sınava hani son 3-4 ay kala daha fazla çalışmanız artıyor. Hem saat olarak hem de soru sayısı olarak. Yani bu dönemler bu şekilde ilerliyordu. Genelde günüm hani okulda derslere girerek daha sonrasında hani eve gelip o gün ne işlediysek onunla ilgili hani elimdeki soru bankalarından soruları çözerek ilerliyordum. Kendim hani bazen çalışma programı yapmayı denedim ya da rehberlik hocalarımızla birlikte hani bunu denedik ama ben hani şöyle oluyordu yani bir program hazırlıyordum. 3-4 gün uyuyordum. Sonra 5. gün o programı uyamadım diyelim ki. Sonra hani 6. gün kaldığım yerden yani devam edemiyordum açıkçası. Bu yüzden hani ben çok program yaparak ilerlemek konusunda yani başarılı olamadığım için bunu erteledim. Genelde hep hocalarla birlikte gittim. Yani onlar hangi konu işliyorsa ben de olabildiğince hani konuyu derste kavrayıp eve geldiğimde o konuyla ilgili hani soruları çözerek bu şekilde ilerliyordum. Daha sonra ders çalışırken yaptığın hatalar nelerdi ve bunları nasıl düzelttin? Birinci sanırım en büyük hatam sevmediğim derslere çalışmamak. Ya yani bunun en büyük örneği TYT Matematik diyebilirim. Ya şöyle TYT Matematik aslında çok sevmediğimden değil ama genelde okuldaki denemeler bence gerçek TYT sınavından ve dışarıdaki birçok yayından daha zor oluyordu. Bu da hani sen ne kadar çalışırsan çalış istediğin gibi netler yükselmediği zaman moralini bozuyor insanın. Bu yüzden hani ben bunu nasıl çözdüm? Çıkmış soruları çözmeye başladım. Çünkü çıkmış sorular hani gördükçe gerçekten ya onları çözdükçe ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Bu da sizin tekrar motivasyonunuzu yerine getiriyor diyebilirim. Aynı zamanda farklı yayınları çözmek de hani hem farklı soru tiplerini görmenizi sağlıyor hem de hem kolay hem orta hem de zor seviye sorulara alışıyorsunuz. Yani sınavda karşınıza çıkabilecek bütün sorulara aşina oluyorsunuz. Ve denemelerinizde yani aksatmayın. Hani sene başından beri dediğim hani hepsine katılmaya çalışın. Kötü geçmesi hani sizin moralinizi bozmasın. İnişler çıkışlar hani her zaman oluyor. Hatta şunu söyleyeyim ben yani çok kötü bir TYT netiye başlamadım aslında ama hani yanlış hatırlamıyorsam hani 65-70 falandı hani ilk Eylül ayındaki denemem ama çok uzun bir süre özellikle ya yani 3-4 ay boyunca yani aralığa ocağa kadar hani hep benim yani 70, 72, 75, sonra 78, tekrar 70, hani arada 65 falan hep böyle inişli çıkışlıydı ve bir anda bir
hani yükseliş olmadı açıkçası. O yüzden hani bazen çalışsam da sanki yükselmiyor, emeklerimin karşılığını alamıyorum diye düşünebilirsiniz. Ya yani ben de öyle düşünüyordum. Ama hani gerçek sınavda o kesinlikle çalıştıysanız eğer bir şekilde bunların karşılığını alıyorsunuz. Bunlar sizin moralinizi bozmasın. Diğer yaptığım bir hata da deneme sonrası yaptığım soruları çözdürmemek. Yani bir denemem eğer kötü geçtiyse, işte matematik soruları mesela yetiştiremedim veya çözemedim diyelim ki, kitapçı görmek bile istemiyordum. Yani kaldırıp atmak istiyordum. Ama yani çok büyük bir hata çünkü o yaptığın yanlış bir sonraki denemede de karşına çıkıyor. Gerçek sınavda da karşına çıkacak. O yüzden hani onları kesinlikle hocalarınıza sorun, çözdürün. Kendiniz tekrar tekrar deneyin. Bundan kaçmayın. Ben bunu nasıl düzelttim? Sınava işte artık son 3-4 ay kala yani böyle olmayacağı için bir şekilde özellikle denemelerde yaptığım yanlışları kesiyordum. Bir yerde biriktirmeye başladım. Hocalara çözdürüyordum. Daha sonra üstünden bir hafta 10 gün geçince ara ara kendim çıkarıp tekrar çözmeyi deniyordum. Ya bu şekilde bu sorunu da çözdüm diyebilirim. Diğer yaptığım bir hata da aslında edebiyat dersinde yazarak çalışmak. Yani ben bütün edebiyat konularını özet çıkararak çalıştım. Ama aslında şimdi baktığımda bence büyük bir vakit kaybıymış. Çünkü başlarda hani okuyarak çalıştığımda aklımda kalmıyormuş gibi geliyordu ama keşke böyle yazmak yerine altını çizerek okuyup hani belirli periyotlarla onları tekrarlasaydım ve sonrasında hani daha fazla soru çözseydim benim için daha faydalı olurmuş. Pandemide nasıl çalıştın? Ya ilk olarak şunu söyleyeyim. Pandeminin başında bize 2 haftalık tatil olacağı söylendiğinde çok mutlu olmuştum. Çünkü hem bedenen hem de zihnen çok yorulduğum bir dönemdi. Kendime 2 haftalık bir çalışma programı hazırlamıştım ve biz o dönem limit ve türevi bitirmiştik. Hani türevle ilgili sorular çözüyorduk. Ben de elimdeki kaynaklardan limit ve türevle ilgili bütün soruları hani çözmüştüm. Yapamadıklarımın video çözümlerini izleyip hocalara sorarak böyle bayağı iyi değerlendirmiştim. Daha sonra bu konuların kaldırıldığı söylendi ve benim moralim çok bozuldu. Motivasyonum düştü ya matematikten soğudum diyebilirim o dönem. Yaklaşık 2-3 hafta hani matematik çalışmadım. Onun yerine hani edebiyat, tarih, coğrafya gibi derslere yönelmiştim. Ama aslında büyük bir hataymış çünkü limit türev integralde kaldırılınca aslında geri kalan bütün konuları biz okulda işlemiştik. Yani biliyordum. Tabii ki bazı konularım eksikti yani tam yeterince soru çözmediğim için. Ama aslında büyük bir avantajı o dönem hani 2-3 haftamı çöp ederek yani moralim bozukluğuyla geçirmiştim. O yüzden hani bu sene de ne olacağı hani tam belli değil belki ama siz kesinlikle motivasyonunuzu bozmayın. Yani o çalıştığınız şeylerin karşılığını, kesinlikle emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz bir şekilde. Online süreçte nasıl çalıştın ve tavsiyelerin neler? Online süreçte dediğim gibi ilk 3 hafta falan gayet güzel gitmişti ama daha sonra ben şöyle bir şey denedim. Gündüzleri yeterince verimli çalışamadığımı düşünüyordum. Bu yüzden de uyku düzenimi değiştirdim ve geceleri ders çalışmaya başladım herkes uyuduktan sonra. Başlarda ilk 2 hafta çok iyi gitti. Hani daha verimliydi. Yani saat 11 gibi oturuyordum. Sabah 5'e 6'ya kadar çalışıyordum. Ama uzun vadede gerçekten çok kötü oldu. Çünkü bu sefer online dersleri, canlı dersleri kaçırmaya başlıyorsunuz. Hani bedenen sizi daha fazla etkiliyor. O yüzden uyku düzeniniz belki hani bu sene çok önemli olacak. Çünkü belki sınava kadar ki geçireceğiniz süreç hani online bir şekilde olabilir. O yüzden buna dikkat edin. Yani uyku düzeninizi kesinlikle bozmayın. Diğer bir tavsiyem de ben soru sayısı sınırı ile ilgili konuşmak istiyorum. Bazen hani çevremizdeki arkadaşlardan şunları diyebiliriz. Yani ben günde şu kadar soru çözüyorum. O şu kadar soru çözüyormuş. İşte 500 soru, 600 soru falan. Ya ben sene başından sonuna kadar hiç günde 400-500 soru çözmedim açıkçası. Çünkü hani onu çözüyorum diyenler varsa da muhtemelen M9'dan beri düzenli çalışan, hani konu eksiği hiç olmayan ve yemeden içmeden soru çözen insanlardır herhalde. Hani kendime böyle soru sınırı sayısı ben de koydum. Diğerlerini hani öyle görünce. Ama bunun şöyle bir dezavantajı oldu bende.
Mesela 300 soru çözmem gerekiyor diyelim ki. Başlarda yine 1-2 hafta iyi gitti ama sonra 10-300 soruyu tamamlayabilmek için bir konuyla ilgili hani kolay soruları çözmeye yöneldim. Daha sonra hani düşündüm, dedim ki aslında ben bundan hani ya matematikten mesela kolay 100 tane soru çözeceğimi, aslında sağlam 20 tane soru çözsem hani zor böyle bana daha çok faydası olacak. Bu yüzden bir zaman sonra ben hani kendime soru sınır sayısı koymadım ve hani saymadım yani ne kadar soru çözüyorum, çözmüyorum. Bunu da siz hani kendiniz deneyerek bulun. Aynı zamanda hani rehberlik hocalarımızın ve derslerimize giren hocaların söylediklerini gerçekten dikkate alın. Çünkü biz belki de bu sınava ilk defa giren kişileriz. Bu süreci ilk defa yaşıyoruz. Ama onlar hani senelerdir sınava öğrenci hazırlayan kişiler. O yüzden daha tecrübeliler. Onların söylediklerini dikkate almanız kesinlikle hani sizin için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bir de son olarak özellikle eşit ağırlık öğrencileri için şunu söyleyeyim. Ya fen derslerini umursamamazlık yapmayın. Ya başlarda hani ben de biraz böyle lay lay lom geçiyordu belki ama sonra şunu fark ettim. Mesela bu yıl gerçek bir avantajı oldu. Çünkü AYT sınavı hani normalden biraz daha kolaydı geçen senelere göre. Bu yüzden TYT'nin önemi arttı. Ve burada da hani TYT'de genelde eşit ağırlık öğrencilerin çok fazla fen çalışmıyorlar. Yani konu çalışmıyorlar ya da soru çözmüyorlar. Hani ben de açıkçası biraz öyleydim. Yani fen dersinden, ya fizik, kimyadan, biyolojiden hani tam olarak bir kaynak bitirdiğimi söyleyemem ama yine de dersleri düzenli takip edip en azından denemelerde vaktiniz kalırsa ya kesinlikle fen sorularını çözmeye çalışın. Eğer yetiştiremiyorsanız da hani sınavda denemeden sonra oturup hani onları sakin kafayla çözmeye çalışın. Çözemezseniz hani arkadaşlarınıza, hocalarınıza sorup bunları öğrenin. Eğer bunu hani sene başından beri yaparsanız belki çok fazla soru çözmeseniz bile, kaynak bitirmeseniz bile denemelerden birçok şey öğrenebiliyorsunuz fenle ilgili. Yani eşit ağırlıkçıları yine fen netleri gerçekten öne atıyor. Yani beni de bu şekilde yaptı. Bunun çok fazla faydasını gördüm. Benim söyleyeceklerim ve tavsiyelerim bu kadar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bu sene gireceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum.